Mercek'ten herkese merhaba. Berat Albayrak neden ev hapsinde? Bugün bu programda bu konuya mercek tutacağız. Bir süreden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın arası açık. Kulislere göre Erdoğan, Bakan Albayrak tarafından yanlış bilgilendiriliyordu. Damat ve Pelikan örgütü Erdoğan'ın etrafını çevrelemişti. Erdoğan, döviz rezervlerinin tüketildiğinden bile haberdar değildi. Damat dövizi istesek düşürürüz ama istemiyoruz diyerek sorumluluğu Erdoğan'a atmıştı. Naci Ağbal, Albayrak aleyhine sarayda briefing verince artık ipler kopmuştu. Ve ardından da istifa gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiği günden beri ortada yok. 8 Kasım'da istifa etmesinin üzerinden uzunca bir süre geçti. Ama hala kendisinden haber alınamıyor. Rivayete göre istifasıyla birlikte Trabzon'daki baba evine gitmiş. Dün itibariyle de İstanbul'daki evine dönmüş. Yani Erdoğan'ın da Bilal Erdoğan'ın da evinin olduğu villalardan oluşan Çamlıca'daki, Kısıtlı'daki o özel lüks sitelerine. Bu siteyi meşhur sıfırlama tepesinden hatırlıyoruz. Paralar orada saklanmış ve kamyonlarla kaçırılmıştı. Yani bu siteyi Erdoğan'ın en güvendiği yer olarak biliyoruz. Damat da bu eve derdest edip getirildi. Allah'tan Osmanlı dizilerinden gaza gelinip Şehzade Mustafa gibi İpek Urgan ile boğdurulmadı. Sadece ev hapsine alındı. Peki ama neden? Damat neden ev hapsine alındı? Erdoğan damadının gözünün önünde olmasını, kontrolünün dışında bir şey yapmasını istemiyor. Özellikle konuşmasını istemiyor. Konuşabileceği bütün iletişim kanalları da zaten kapatılmış durumda. Sosyal medyası, Twitter'ı, Instagram'ı kapalı. Medyaya da konuşamaz. Bırakın konuşmasını, istifasını bile yayınlatamamıştı. Üstelik sadece Turkuaz grubu değil, bütün medyanın başında bulunan abisi Serhat Albayrak olduğu halde. Damat Berat Albayrak için ev hapsi dönemi demek bu. Tam bir tecrit dönemi. Eminim damat da ev hapsinin ne kadar süreceğini merak ediyordur. Tabii bizler de merak ediyoruz. Bu ev hapsi meselesi damat açısından ilk değil. Alışık olması lazım. Hatırlayacaksınız, 2019'da damadın Binali Yıldırım'ın oğlunun yatında bir manken ile kaçamak haberleri çıkmıştı. Bunun üzerine Burak Erdoğan ve özel koruma yeğen Ali Erdoğan tarafından Kısıklı'daki evine çağrılmış ve orada dövülmüştü. Ve arkasından da 6 gün ortadan kaybolmuştu. Evet, damat bu sefer de ev hapsinde. Bu sefer evde nasıl karşılandığına dair elimizde bir bilgi yok. İki taraf da birbirine oldukça öfkeli. Kayınpederle damadın arası epey gergin. İki tarafın da elinde kozlar var. Önce Erdoğan açısından konuya bakalım. Erdoğan'ın elinde devlet var. Her şey iki dudağın arasında. Yani güç bende rolünde. Erdoğan Albayrak'ın yerleştirdiği kadroları devletten temizlemeye başladı. Yargıyı ve medyayı kontrol eden Pelikan örgütünü de tasfiye ediyor. Pelikancılar Kuzguncuk'taki meşhur yalıyı boşaltmaya başlamışlar bile. Pelikan'ın yöneticilerinden Süheyb Öğüt'ün kardeşi Selman Öğüt'ün de Medipol Hastanesi'nden kovulduğunu da buradan hatırlatayım. Peki bu üniversite kimin? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın. Kovulan Selman Öğüt'ün troliçe lakaplı Hilal Kaplan'ın kayınbiraderi olduğunu da buradan belirteyim. Sıra Erdoğan'ın medyasının başına koyduğu Serhat Albayrak'a da gelebilir. Zira Erdoğan 19 Ekim'de medyamız bizi yansıtmıyor diyerek rahatsızlığını dile getirmişti. Gerçi daha nasıl yansıtacaktı ki bunu kimse anlamamıştı. Baba Sadık Albayrak Erdoğan'ı yumuşatmaya yönelik açıklamalar yapsa da nuru aynim yani gözümün nuru dese de Erdoğan'ın öfkesi kolay geçmeyecek gibi. Ama Berat Albayrak'ın da eli boş değil. Hırsızlıklardan yolsuzluklara, IŞİD petrolüyle olan ticarete 15 Temmuz tezgahına kadar her şeye vakıf. Damadın 15 Temmuz gecesi kayınpederinin yanında sırtışını hazırlayın. Erdoğan damadına çok güvenmiş, çanta gibi bütün özel görüşmelerinde onu yanında taşımıştı. Yani kısaca damat çok şey biliyor. Artı Süleyman Soylu damata diş biliyor. Ve sürekli Erdoğan'ı damat aleyhine dolduruyor. Eskiler kurbuz sultan ateşi suzan derlerdi. Yani sultana yakın olmak ateşe yakın olmak gibidir. Evet,
damat ateş attığında. Bu sebeple Erdoğan İpek Urgan'ı devreye koymadı ama damadını ev hapsine kapattı. Bir dönem şehzadelerin kapatıldığı gibi. Karizmasını sarsacak hareket, yani istifa en yakınından, yani damadından gelmişti. Süleyman Soylu istifa metninde hayatımın sonuna kadar sadık kalacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın gibi bağlılık ifadeleri kullanmıştı. Ve istifası kabul edilmemişti. Ama damadın istifa metni tam anlamıyla kayınpederine res çeker gibiydi. Damat Erdoğan'ın karizmasını sarsmıştı. Erdoğan damadının yine bir delilik yapabileceğinden endişe ediyor. Ne kadar sürecek bu ikinci ev hapsi? Öfkeler dininceye kadar. Birincisi 6 gün sürmüştü. İkincisi ne kadar sürecek göreceğiz. Bir şekilde uzlaşacaklar ve mutlu aile pozu verecekler. Çünkü suç örgütleri öyle kolay dağılmazlar.